Konsept önemli bir şey. Oynadığım oyun, izlediğim dizi, film, anime ne kadar kötü olduğusa olsun konsept iyiyse o şey akılda kalıyor. İçinde kendine ait bir evveni olan ve 1 milyondan fazla uzaylıyı barındıran, içindeki uzaylılar için bir hapishane ama kullanıcısı için dünyanın en güçlü silahı olan bir saat. Omnitrix. Mükemmel bir konsept. 900 yaşından büyük bir zaman olduğunun dışarıdan bakıldığında sıradan bir telefon kulübesi olarak gözüken ama içine girdiğinizde içinin dışından daha büyük olduğunu fark ettiğiniz uzayda ve zamanda her yere gidebilen bir zaman makinesiyle her bölüm evinin farklı bir tarafını gezmesi. Doctor Who. Mükemmel bir konsept. Olay şu ki bunun hiçbir yüksek kaliteli işler değil. Ama konseptleri ilgi çekici olduğundan wiki sayfalarına girip sabaha kadar içindeki bilgi okuyabiliyorsunuz. Ve Death Note. İsmi yazılan kişinin 40 saniye sonra öldürecek bir defter. Yine mükemmel bir konsept. Tabii ki Dead Note bu kadar basit bir şey değil. İsmi yazdığınız kişinin yüzünü de hatırlamanız lazım. Ölüm detaylarını yazmadığınız sürece kişi kalp krizinden ölür. Ama ölüm detaylarını yazarsanız kişiyi ölümünden önce kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki imkansız şeyler yazmadığınız sürece. Defteri kullanan kişi cennete veya cehenneme gidemiyor. Defteri çalabilir ve sahibini öldürebilirsiniz. Defterin sahipliği size geçiyor ve böyle onlarca farklı kuralı var. Dead Note benim gerçekten hayran olduğum bir şey. Hatta lisede İngilizce proje ödevinde bile kendime Dead Note kısa film yaptırmıştım. Ünlü sanatçı Jackson 29 Ağustos 1958 yılında Indiana'da 9 çocuklu bir ailenin 7. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk kez... Hatta sonunda biraz da ileri gidip kendime bir Dead Note aldım. Bence herkes kendisi bir Death Note almalı. Herkesin yazmak istediği isimler vardır bence. Death Note iyi güzel bir şey. Tamam. Ama peki bu nasıl hikayeleştirilebilir? Japon kardeşlerimiz Yagami Light adında bir karakter yaratmış. Bu karakter yakışıklı ve zeki. Herhalde Türkiye'de yaşadığından hayattan bıkmış. Bir şeylerin değişmesini isteyen sakin sıradan bir liseli. Death Note'u bu karaktere veriyorlar ve Yagami Light Kira ismini alıp dünyadaki tüm suçluların ismini yazmaya başlıyor. Bu da izleyici kitlesini ikiye ayırıyor. Kira'nın suçluları öldürdüğü için dünyaya iyilik yaptığını düşünüp iyi bir ana karakter olduğu düşünenler var. Ne olursa olsun bir cinayet işlediği için kötü bir ana karakter olduğunu düşünenler var. Ana karakter gerçekten Death Note için biçilmiş bir kaftan. Death Note'u izlenebilir kılan, zekası ve sürekli sizi bırakan biri. Allah açıkçası ben Yagami Light olmadan bir Death Note sayısı düşünemiyorum. Ana karakterimiz de iyi güzel tamam ama bunu bir rakip lazım tabii ki. Rakip olarak da Elu karakteri yaratılıyor. Elu sürekli değişik davranışı olan, gadı bir şeyler yapan, anlamsız şeyler söyleyen birisi. Yani oldukça sıradan bir lisede gibi görünen Kira'nın tam tersi. Kısacası ana karakterin rakibi olabilecek en iyi yaratılmış kişi. Dead Note bunları birleştiriyor ve karşımıza çıkıyor. Daha ikinci bölümden Edu yaptığı bir numarayla Kira'nın Japonya'da Tokyo'da yaşadığını birisinin öldürmesi için bir ismi ve yüze ihtiyacı olduğunu, öldürme saatlerine bakınca Kira'nın bir öğrenci olduğunu ve şu ana kadar sadece suçluları öldürürken Busfer acımayıp tanımadığı birisini öldürdüğü için Kira'nın kaybetmekten nefret eden hızlı birisi olduğunu ortaya çıkarıyor. Sadece ikinci bölümde. Death Note Amerikan yapımı bir dizi olsaydı bunların ortaya çıkması muhtemelen 20 veya 30 bölüm falan sürerdi. Death Note aynı zamanda çok hızlı bir şekilde ilerlediği için de mükemmel bir anime. Neyse Death Note'un ilk bölümü müthiş bir şekilde ilerliyor. Otobüs bölümü Kira'nın ölüm detaylarını yazarak bir ölüm planı da ilk bölüm. Yine Light'ın zekasını da takdir ediyoruz bu bölümde. Hemen ardından kendisini peşine düşen ehber ajanı olan Ray Pemba'la e beraber tüm ehber ajanları da öldürmeyi başarıyor. Ardından eski bir ajan olan Ray eski sevgilisi de masum bir öğrenci rolü oynayarak aradan çıkartıyor. Hatta bu bölümün son sahnesi bence Death Note'un açık ara farklı en iyi sahnesi. Ano, nasıl sonunda ni ka? kore? <laughs> Bu, Kira'dan Sonra Eri karakteri bizzat ortaya çıkıyor, Kira'nın Light olmasından şüphelenip evin her tarafına kamera yerleştiriyor. Ve kimsenin beklemeyeceği şekilde üniversite sınavında sonunda o tanışma gerçekleşiyor. Eylül hem Wrighton'un kive çıkma ihtimaline karşı şüphelendiğinden hem de ilk defa kendisine yakın birisini gördüğünden dolayı arkadaş oluyorlar. Şu ana kadar birbirini hiç görmeden savaşan bu iki zeka artık birbirine çok yakın iken nasıl savaşacaklar diye beklerken iş yer yolunda gitmiyor. Şu ana kadar size Death Note'un ilk 10 bölümünden bahsettim. Death Note'un ilk 10 bölümü gerçekten mükemmel bölümler. Ben az çok tanıyorsunuz. Ben bir şey dedim. Keşke bu da şu olmasaydı da bu olsaydı. Şöyle yapılmasaydı böyle yapılsaydı falan dedim. Ama bana Death Note'u verseniz ilk 10 bölümüne asla dokunmam. Gerçekten benim için kusursuz bölümler. Tamam. Belki bir şeyine dokunalım. Gips yeme sahnesi birazcık gerçekten abartıydı. Belki bir onu silebilirdim. Ama onun dışında asla dokunmazdım. Ben Death Note'u ilk defa izlerken şöyle bir şey dediğimi hatırlıyorum. Abi bu anime iyi gidiyor. Çok güzel gidiyor. Mükemmel gidiyor da. Şöyle bir şey var. Ya patlarsa? Bu kadar yükseği çıkışın aşağı düşmesi çok sağsa gerçekten. Ve kahveden haber 10. bölümde bana geldi. 11. bölümde yepyeni bir karakter animeye katılıyor. Oruz Pella'da ama Misa. Ve birdenbire animenin gidişatı değişiyor. Anime şu ana kadar Kida ve Eru'nun birbirine karşı mücadelesini anlatırken bu bölümden sonra Eru saldırırken Light'ın Misa'nın götünü toplamasıyla geçiyor. Ve anime artık eskisi gibi hissettirmiyor. Çünkü artık dizide aptal, gereksiz bir karakter var. Artık animeyi izlerken oha lan bunu da mı düşünmüşler dediğiniz bir sahne olmuyor. Çünkü anime misinin düşünebileceği her şeyi zaten bir lol oyuncusu bile düşünebilir. 11. bölümden sonra anime bayağı bir düşüş yaşıyor bence. Ama yine Edu var. Hadi Kira var. yani izliyorsun hadi. Şimdi birçok insan için Death Note 26. bölümde bitiyor. Edu karakter öldükten sonra artık animenin tadının tuzunun kalmadığını söylüyorlar. Ki haklılar da zaten. Ama benim için anime 26. bölümde bitmiyor. Benim için anime 16. bölümde bitiyor. Kira Death Note'tan vazgeçip hafızasını kaybettiği anda Death Note'un artık izlenebilir hiçbir tarafı kalmıyor. Zaten ben bu tarz hafıza kaybetme olaylarına nefret ediyorum. Bir de bu Kira'ya yapılınca daha da kötü. Çünkü animin ana karakteri kalmıyor. Kira yok. O nene korkak masum bir liseli var. Ve 5-6 bölüm boyunca bu karakteri izlemek zorundasın. Death Note için muzda olmayan sıkıcı bir kişinin elinde. Ve bu bölümlerde yaşanan olayların hiçbir ilgi çekici değil. Yani tamamen bu olaylar ne zaman bitecek de izliyorsun bu bölümde de ve tabii ki ilk bölüme saygından dolayı. Neyse çok uzun sıkıcı olaydan sonra da bir tekrar defterini alıyor ve Kira geri dönüyor. Seviniyorsun. Oh diyorsun. Belki Death Note eskisi gibi olur. Belki tekrar ve Kira'nın arasındaki mücadeleye döner diye heyecanlanıyorsun ama aradan bir bölüm geçiyor. Eli ölüyor. Şimdi Eru'nun ölmesiyle bir sıkıntım yok. Hatta ben her zaman Kira'nın kazanması istemiştim. Ama sıkıntı şu ki Eru karakteri çok hızlı ve sıradan bir şekilde ölüyor. Dizinin en önemli iki karakterinden birisi bu şekilde ölmemeli. Hatta yani klasik bir laftır. Edo öldüğünde anime bitmeliydi lafı. Ben tamamen katılıyorum bu lafa. Abi yani Edo ölecekse final bölümünde ölür. Hatta ölürken Kira'yı da götürür yanında. Kira'yı da ifşa eder. Böylece anime biter. Yani olması gereken final buydu bence ama... Ne yazık ki animenin ikinci bir partı da var. Anime çok uzun bir zaman atlıyor ve Kira'nın karşısına iki farklı rakip çıkartıyor. Şu an isimlerini unuttum ve hatırlamak için Google'a bakmaya bile değmeyecek olduğunu düşündüm karakterler. Valla ben dünya üzerinde bunları seven hiçbir insan görmedim. Herhalde yapabilecek en itici karakterleri yapmışlar. Anime'nin ikinci kısmı hakkında pek bir nefes olmaya gerek yok. İzlerken sürekli neden diyorsun? Neden? Neden böyle bir şey var? Neden Death Note hala devam ediyor? Neden anime kalitesi bu kadar düştü? Ne, ne gerek var da abi yani? Valla Death Note ne yazık ki ilk başta çıta o kadar yükseltiyor ki Ondan sonra o çıta normal seviyede kalsa bile bizim için çok düşük gözüküyor. Death Note'un asıl problemi bu zaten. İlk bölüme de hazlı bir zevki diğer bölüme alamıyorsun. Bunun benim için başlıca sebepleri Amine Misa karakteri. Death Note'un sürekli başka insanlara dağıtılması ve gizeminin kalmaması, Kira karakterinin önemini kaybetmesi ve animeye katılan yeni itici karakterler. Abi zaten opening'e baksanıza ya. Yani böyle bir opening'e sahip animeden iyi bir şey çıkma ihtimali var mı? Güzel bir anime kendini openinginden belli Son bölümde Kira karakteri ölüyor ve Death Note sonunda bitiyor. Tabi bu kadar mı? Değil. Hatta sadece animeli sınırlı değil. Asıl ojel kaynağı mangası ve 4 filmden oluşan bir film evreni de var. Filmlerden de bahsedersem bu video çok uzar o yüzden hepsinin hakkında çok kısa konuşacağım. İlk film animeye en yakın film. Animenin ilk 10 bölümünü işliyor. Tabi kendi eklediği karakterler ve olaylar da var. Ama karakterlerin hiçbiri orijinal gibi hissettirmiyor. Sadece Eru karakteri güzel yansıtılmış. Peki film nasıl derseniz yani doğal olarak izlerken utanıyorsunuz. İzlerken bunu amık ben ne izledim diyeceğiz çok sahne var. Ama olanları farklı bir yerden izlemek istiyorsanız herhalde bu filme bir şans verebilirsiniz. İkinci film 10. ve 26. bölüm arasında geçiyor. Yani animenin kötüye gitmeye başladığı bölümler. O yüzden film ilk filme göre birazcık daha iyi kalıyor doğal olarak. Ve anime adaptasyonu olmak yerine yani bu sefer kendi çizgisini çekiyor. Mesela bu filmin kendine ait bir sonu var. Özellikle Eylül karakterini seviyorsanız bence bu filmi izlemeniz lazım. Üçüncü film birazcık garip bir film. Film sadece Eylül filmi. Ne Kira var ne Death Note var. Hiçbir Death Note hala hiçbir alakası yok hatta. Sadece Eru, bambaşka bir davayı çözüyor. Hani bu da aynı sadece Eru karakterini seviyorsanız izleyebilir. Onun dışında gereksiz. Zamanınızı harcamaya gerek olmayacak bir film. Sadece açın son 10 izleyin yeterli. Dördüncü ve son film 2016 çıkıştı. Death Note yani Kira ve Eru'nun mücadelesinden onun sonuna geçiyor. Yani film evine zaten 26. bölümden sonrası yoktu. Film tamamen bambaşka bir şekilde devam ediyor Kira ve Eru'dan sonra. 6 tane Death Note dünyaya atılıp bu 6 Death Note kullanıcısının birbirine karşı olan savaşını konu alıyor bu film. Farklı bir konsept yaptıkları için izliyorsunuz filmi ama tabi yine film bittiğinde o abi ne güzel filmde ilk izlemişim diyeceğiz bir film değil tabi ki. Yine bolca saçmalık mevcut ama yine de bakabilirsiniz. Bu 4 film dışında bir de 2015 çıkışı bir Death Note dizisi var. 13 bölümlük. Ama ben izlemedim. Doydum çünkü. Aynı olayları tekrar tekrar izlemek istemiyorum. Kusacağım artık yeter lan. Hep ben anlatıyorum. Biraz da siz anlatın bana. İzleyin gelin diziyi. İzleyin gelin sonra yorum yazın veya mesaj atın bana. Zaten her yerden ulaşabilirsiniz. Anlatın abi bana. Yeter benden bu kadar. Şu ana kadar saydıklarımın hepsi Japon yapımı. Bir de Batılılar şansı denemek istiyor ve 2017'de Netflix'in Death Note filmi çıkıyor. Netflix. Dizi filmi tek bir cümle anlatayım mı? Zenci Edu kireyi sokakta koşarak kovalıyor. Sadece bu cümleden bu filmin kalitesini anlayabilirsiniz. Netflix'in anasını siktiği başka bir içerik sadece. Hayatımda izlediğim en kötü 10 şey arasında rahatlıkla girer. Hatta ilk 5'i zorlar. Bu filmi yapan, emeği geçen, onay veren herkesin 2010'dan beri başka bir Death Note içeriği de görmedik. Ve bir süre daha yeni bir şey de görmeyeceğiz gibi. Ama açıkçası ben bir gün az çok benzeyen, onun aynı idealleri paylaşan, yepyeni bir ana karakterle yeni bir Death Note animesi yapılmasını istiyorum.